Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. İnşallah sağlık ve afiyettesiniz. Bugün Cabiri okumalarımızdan önemli bir hususu ele alacağız. Ve ikinci düzey okumalarımızda ikinci kitaba Cabiri merhumun yapmış olduğu giriş bölümünü inşallah bitireceğiz bugün ve önümüzdeki dersten itibaren de tam anlamıyla konuya başlamış olacağız. Yani bu üçüncü dersimiz itibariyle ikinci düzey okumalarımızda henüz giriş üzerinde ve beyanın anlamı, beyan nedir? Onun anlamı üzerinde durmaya çalışıyoruz. Müsaadenizle hemen tahtamızı paylaşalım ve vaktimizi iyi kullanmak bakımından konuyu ele alalım. Cabiri okumaları 21'deyiz. Sayfa 40 ile 51 arasını değerlendireceğim. Beyan nedir'e devam ediyoruz. Beyan nedir konusunda Cabiri'nin doğrudan doğruya beyani aklın mahiyetini analiz etmeye geçmeyip beyan adının niye konulduğunu, beyani akla neden beyan dendiğini, bunun en azından tarihsel arka planını görmemizi istediğinden bir kısım önemli isimler üzerinden konuyu ele alarak bu dersleri yaptık. Şimdi tam da burada bu isimleri hızlıca bir hatırlayarak bugünkü ele alacağımız üçüncü bir isim ve onun üzerinden artık beyan nedir sorusunun artık beyan bir sistemdir, bir akıl yürütmenin adıdır diyeceğiz. Ve bu akıl yürütme nedir o zaman, içeriği nedir, bunu nasıl kritik ederiz, analiz ederiz meselesine doğru geçeceğiz. Ve inşallah beyani aklın kategorileriyle birlikte bugün konuyu sizlere arz etmeye çalışacağım efendim. Daha önce de bildiğiniz üzere biz beyan nedir konusunda beyanın ne olduğunu anlamaya çalıştığımızda bunu İmam Şafii ile başlattık. Evet, İmam Şafii Hazretleri ile başladık. 204 vefat tarihi. Ve sonra Cahız'la devam ettik. Bugün inşallah Ebu'l-Hüseyin İbni ve El-Katip üzerinden Cabiri merhum bize beyan nedir konusunun bir sisteme dönüşmesinden söz edecek. Cahız 255, Ebu'l-Hüseyin'in mevzumuza konu olan kitabı yazdığı tarih 335, vefat tarihi 340'lı civarlarında olduğuna göre 340 yazıyorum. Dolayısıyla 4. asrın ortalarına gelmişiz. 2. asrın sonundan 3. asrın başları itibariyle İmam Şafii ve 4. asrın ortalarına doğru geldiğimizde Ebu'l-Hüseyin El-Katibe, İbni Vehb El-Katibe geldik. Şimdi burada tam olarak gelmiş olduğumuz bu nokta itibariyle konuya baktığımızda bazı hususları yeniden ifade etmek, en azından İbni Vehb'in rolünü beyanın anlamının nasıl bir sistemin anlamına dönüştüğünü görmek bakımından önemli. Bir de bundan sonra bu üç ismin devamında beyani aklın kategorilerini genel anlamda sizlere arz etmeye çalışacağım. Onları görmek bakımından da önem arz ettiği için burada bazı hususlara tekrar değinmekte çok kısa cümlelerle fayda mülahaza ediyorum. İmam Şafii üzerinden biz tabii bunun başına fıkıh ilmini yazalım. Son derece önemli bugünkü konumuz açısından. Cahiz olduğunda burada iki unsur öne çıktı. Biri kelam, diğeri dildi. Artık buraya geldiğimizde konu tamamen dil merkezli hale gelecek ve dil üzerinden devam edeceğiz. Dolayısıyla dikkatinizi çektiği üzere üç
bilim dalının beyani aklın omurgasını oluşturduğunu görüyoruz. Fıkıh, kelam ve dil. Bu konu üzerinden meseleye baktığımızda İmam Şafii bize nas'ın yani vahyin amacını bulmayı önermişti. Yani İmam Şafii için şari'in kastı nedir? Burada metin İmam Şafii için ne söylüyor sorusunun cevabıdır. Metin ne söylüyor? Metni anlamak şari'in maksadını anlamayla eşdeğerdir ve dolayısıyla Şafii rahimehullah'la başlayan beyani aklın o sistemleşme sürecinde bu son derece önem arz eden bir husustur. Bu hususun cahıza geldiğimizde metnin kastından, anlamından şari'in hitabın özelliklerine doğru bir genişleme kaydettiğini ve dikkat çekilen noktanın metnin kendisinden, onun anlamından ziyade metnin neden böyle bir metin olarak dizayn edildiğinden, hatibin neden böyle bir hitapta bulunduğundan söz ettiğinden bahsetmiştik ve demiştik ki burada hitap öne çıkar ve dolayısıyla hitabi özellikler üzerinde duran cahız, beyani pedagoji dediğimiz bir kavramla Cabir'in ifadesiyle dinleyiciyi etkilemenin hitabın en önemli özelliklerinden biri olduğunu ve beyanı bu manada etkileyen, karşısındakini ikna eden bir özellikle karşımıza çıktığını altını özellikle çizmiştik. İşte burada tam olarak konu Ebul Hüseyin İbni Vehb'e geldiğinde, El-Katib'e geldiğinde, o El-Burhan fi Vucuhul Beyan adlı eserinde yazalım. El-Burhan fi Vucuhul Beyan, gördüğü üzere beyanın özelliklerini anlattığı bir eserdir. Ve bu konuda Soner Aksoy'un tefsire yansımalarını, İbni Vehb'in eserinin tefsire yansımalarını ele aldı. Güzel bir makalesine de atıfta bulunalım. Okumanızı tavsiye ederim. Dergi Park'tan ulaşabilirsiniz. Soner Aksoy, meslektaşımızın makalesine. Burada Cabiri bize konuyu İbni Vehb üzerinden ele alıp artık beyanın bir sisteme dönüşmesinden söz etmeye başladığında İmam Şafii ile başlayan sürecin cahızla devam eden ve İbni Vehb'e geldiğimizde nereye ulaşmış olduğunu gösterme çabası aslında sizlerde şöyle bir intiba uyandırmasın. Yani bu üç isim değil, beyani epistemolojinin ve beyanı aklın temsilcisi bu üç isim değil. Bunlar adeta birer prototip gibi ya da temsili birer isimler olarak her biri bir alanın, fıkıh alanının, kelam alanının ve dil alanının önde gelen isimleri olarak tedvin asrı olarak Cabiri'nin tanımladığı tedvin asrı süreci içerisinde ki bu fıkhi alanda, kelami alanda ve dil alanındaki çabaların beyani arka planını göstermek bakımından bu önemli isimlerin eserlerine kısaca atıfta bulunuyor. Zaten bundan sonraki başlayacağımız beyani aklın kendisini kritik edeceğimiz süreçte zaten tamamen bu 4. asırdaki bütün neredeyse İslami ilimlerin klasiklerini ele almaya ve onlar üzerinden konuyu işlemeye çalışacağız. Böyle olduğunda İbni Vehb konuyu beyan ve akıl arasındaki karşılıklı diyalektiğe ve kaçınılmaz ilişkiye bağlar. Onun için İbni Vehb'de beyan, İbni Vehb'de akıl birbiriyle asla ayrılmayan ikili bir durumdan ibarettir. Ona göre Cenab-ı Hak insana akıl ve yine insana bir beyan vermiş.
Ve bunları öyle birbirleriyle ilişkilendirmiştir ki neredeyse akli olanın dilsel olana, beyana, beyanın da akli olana tekabüliyetine benzer bir ilişki içerisinde İbn Vehb, beyanın akıldan asla ayrılamayacağını söyler. Ve bunun için de aklı İbn Vehb ikiye ayırır. Bunun birisinin bizde verili a priori akıl dediğimiz vehbi akıldan bahseder. Bu bize verili akıldır. Bir de kesbi akıldan söz eder. Bu da bizim kazandığımız, kesbettiğimiz bilgilerden oluşan bir akıldır ki bu işte vehbi olan üzerinden hareketle kazandığımız bir şey. Kesbi ilim, kesbi akıl İbn Vehb açısından son derece önemlidir. Onu önemli kılan hususlardan birisi de kesbi olan aklın beyanla olan doğrudan ilişkisidir. Zaten bizde verili olan akıl, vehbi akıl, bu bizim herhangi bir kazanıma yönelik, onu kazanmaya, elde etmeye yönelik çabamızı gerektirmeyen, bizde verili olan bir şeydir. Bizim çabamızı gerektiren husussa kesbi olan aklımızdır. El-aklul kesbidir. Bu işte daha mantık derslerimizde de malum bunlar üzerinde durduk. Dolayısıyla burada kesbi akıl doğrudan beyanla ilgilidir. İşte burada İbn Vehb'in önemi ortaya çıkıyor ve bizim de vurgulamamız gereken hususları şimdi burada müsaadenizle vurgulamamız gerekir. İbn Vehb beyanı dört düzeyde bir kesbi akıl ile ilişkilendirerek bize bilgi vermesini sağlayan önemli düzeye ayırır. Dört düzeyde bize bilgi verdiğinden bahseder. Bu dört düzeyde bilginin birisi beyanul itibardır. Beyanul itibar İbni Vehb'in terminolojisinde tam olarak aklın, kesbi aklın ontoloji üzerinde, özellikle nesnel varlıklar üzerinde onu yazalım. Ontolojik. Diğer bir ifadeyle, klasik eski kaynaklarımızdaki ifadesiyle şahit olduğumuz şuhudi alem, diğer bir adıyla mahsusat. Mahsusata ilişkin çıkarımlarımız. Aklın mevcut olandan hareketle ona yüklediği anlamlar ve onlardan hareketle çıkardığı sonuçlar ve neticeler, beyanul itibar dediği, burada dikkat buyurun. Bir bilgi elde ediminden, bir akıl yürütmesinden söz ediyoruz ve bunu beyanla yapıyoruz. Bunu beyanla yapıyor olmamız son derece önemli. Dolayısıyla beyanul itibar, İbni Vehb'in beyanın hem ne olduğunu ortaya koymak bakımından hem de beyana yüklediği akılsal anlam açısından son derece önem arz ettiğinin altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla çok detaylarına girmiyorum bunların çünkü önümüzdeki derste başlayacağımız asıl beyani aklın mahiyetine ilişkin incelemelerde bunu zaten çok detaylı olarak inşallah ele alacağız ve tüm detaylarıyla konuşacağız. Dolayısıyla demek ki birinci düzeyde beyanul itibar ontoloji üzerinden, mahsusat üzerinden bir şeyler söylemeyi ifade ediyor. İkincisi ise rengi değiştirmeyelim. İkincisi ise beyanul itikattır. Beyanul itikat. Beyanul itikat tam da insanın tasavvuri ve kalbi olarak, tasavvuri düşünsel olarak, burada bakın ontolojikti, mahsusattı, burada tasavvuri olarak üretmiş olduğu özellikle bedihiyattan ve mantıki ilkelerden hareket ile elde etmiş olduğu bilgilerden söz eder ve bunun bir akıl yürütme olmakla birlikte nasıl beyanla ilişkilendirdiği ve beyanın nasıl dört düzeyde bilgiye bizi ulaştırdığını ifade eder ki bu Cabiri'nin yorumlamasıyla İbni Vehb'de yani 4. asra geldiğimizde artık beyanın bir sisteme dönüştüğünü ve sistem olarak çalıştığını göstermeye yönelik efendim bir vurgusu ya da çabasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bir üçüncü
Beyanul hitaptır. Bunların benzer ifadelerini cahızda görmüştük. Beyanul hitaptır. Hitabın, söylemin etkileyici olan yönünün, icazın, belagatın unsurlarını içerdiği beyanul hitaptır. Yani bu söz söylemez sanatıdır, söylemdir. Bir de beyanul kitap. Bu da yazıdır. Bir kitap nasıl yazılır? Bir metin nasıl yazılır? Bu metin nasıl insanları etkiler? Metin yazı bize bilgiyi nasıl taşır? Şeklinde ifade edebileceğimiz çok özet bir biçimde İbn-i Vehb bu manada bize beyanın dört düzey üzerinden akıl ile kesbi akıl ile olan ilişkisini kurar ve böylece karşımıza dil üzerinden işlevsel olan bir aklın fotoğrafı çıkar. Tekrar dönelim. Vehbi akıl, kesbi akıl ve kesbi aklın dört düzeyde beyanla ilişkisi üzerinden ortaya çıkan bir taakkul biçiminden söz ediyoruz. Peki burada aklın özellikle işlevsel olmasını mümkün kılan şey ne? Dildir. Yazalım, dil. Bakın. Dil üzerinden gitti. Peki bu üç önemli temsilcinin konuya yaklaşımını ele alalım. İmam Şafii, İmam Cahiz ve İbni Vehb'in üçünün üzerinden ele alalım. Konu nedir? Dildir. Onun için beyani aklın zemini dildir dedik daha önceki okumalarımızda. Beyani akıl dil üzerine inşa edilmiş bir akıldır. Üretimlerini dil üzerinden gerçekleştiren bir akıldan söz ediyoruz. Hemen tekrar vurgulamak açısından yazalım. İmam Şafii'de nas. Değil mi? Nas'ın delaleti. İmam Cahiz'de Nas'ın mahiyeti, İbn-i Vehb'de Nas'ın tabakatı, düzeyleri üzerinden gerçekleştirdiğimizde bu bize dil üzerinden meselenin nasıl ele alındığını göstermek bakımından son derece önemli bir hususu görmemizi sağlar. Şimdi burada ortak noktayı yeniden belirleyelim. Konu Nas üzerinden madem ki devam ediyor. O zaman Nas nedir? Vahidir. Peki vahiy nedir? Nakildir. İşte beyani aklın en önemli unsurlarından birisi olan bu sözcüğün üzerinde biraz durarak konuyu asıl üzerinde duracağım, hususa bağlamaya çalışacağım. Şimdi nas vahiydir ve nakildir. Peki bu naklin düzeylerini görelim. Birinci düzey Resulullah Allah'tan nakleder. İkinci düzey sahabi Resulullah'tan nakleder. Üçüncü düzey Müslümanlar birbirlerinden nakleder. Şimdi beyani aklın nassa dayalı bir akıl oluşu nakil meselesini merkezi bir problem olarak vaz eder. Onun için benim diğer YouTube kanalındaki konuşmalarımda özellikle İslami ilimlerde anlam, İslami ilimler hadis ilişkisine dair konuşmalarımı dinlerseniz orada bu konunun nakil merkezi nasıl bir soruna tekabül ettiğine dair bazı örnekler üzerinden dikkatlerinizi çekmeye çalıştım.
Ve en son kaldığım yerde ki o usule devam ettiğimde ileri düzey hadis usulü okumalarına başlayacağım Ekim, Kasım gibi. Orada kaldığım yerden inşallah devam edeceğim. Naklin nasıl vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve nakil üzerinden bir sistem geliştirmek zorunda olduğumuza dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Şimdi konu nakil olduğunda ve nakil merkezi bir noktaya geldiğinde burada naklin son derece önemli bir unsuru yine karşımıza çıkar. O da naklin sıhhat sorunu. İşte bu sorun İbni Vehb'de de akıl ve bilginin üretilmesi meselesi ele alındığında tıpkı daha öncesi kendinden önceki ulemada olduğu gibi ortaya çıkar ve nakil sıhhat problemi açısından yani doğruluk ve yanlışlık açısından değerlendirildiğinde beraberinde kaçınılmaz olarak naklin doğruluk ve yanlışlığına bağımlı olarak bilgi değeri dediğimiz bir sorunla karşılaşırız. Naklin taşıdığı bilginin değeri. Ve burada daha sonra detaylarını konuşacağımız üzere eğer naklin doğruluğundan eminsek ki bu mütevatir oluyor, bu kat'i bilgi verir, kuşkuya mahal yoktur. Eğer naklin yanlışlıkla ilişkisi mütevatir düzeyinden aşağıdaysa, yani mütevatir değilse, bu defa verdiği bilginin zanni olduğu hususu ortaya çıkar ki bizim geleneğimizdeki beyani aklın ürettiği bilgilerin hemen hemen tamamı zanni bilgiden ibarettir. Bu itibarla konunun daha girişte üç dersten beridir beyanın sadece beyan sözcüğünün neden böyle bir akletmeye isim olarak konulduğu üzerinde durduğumuz bu dersler boyunca söylemeye çalıştığımız şey şudur. Beyan bir dildir. Dilin bize ulaştırmış olduğu bilgi nakildir. Naklinin bir doğruluk ve yanlışlıkla ilişkili olmak bakımından sorunu vardır. Buna bağlı olarak verdiği bilginin mütevatirse kat'i, değilse zanni olduğu ortaya çıkar ve zanni bilgi meselesi önem kazanır. Tabii bunların üzerinde duracağız ve bu akıl yürütmenin, efendim bu şekilde bilgi elde etmenin bize getirdikleri nedir, getiremedikleri nelerdir? Bunları ele alarak konuşmaya çalışacağız. Şimdi Cabiri sonuç olarak bize şunu söyleyecek. Diyecek ki İbni Vehb kendisinden öncekilerin de kendisine kadar ulaştırmış oldukları verileri kullanmak suretiyle beyanı bir akıl ve bir epistemolojik sisteme dönüştürmeyi başardı. Bunu dört unsurla yaptı. Bunu farklı bir renkle yazalım müsaadenizle. Beyan bir sistemdir. Bir akıl yürütme sistemidir. Bir bilgi üretme sistemidir. Bu birincisi diyor Cabiri, bilgisel içeriği bakımından bir epistemolojidir. Evet, bilgisel içerik. Demek ki bilgisel içeriği bakımından beyan bir epistemoloji olduğunu gösteriyor. Çünkü beyanın bütün özellikleri üretilen, az önce ifade etmeye çalıştım, çok kabaca ifade etmeye çalıştım, bilgisel içerik onun bir epistemoloji, bir akıl olduğunu göstermektedir. İkincisi, ideolojik içeriği bakımından.
Yani bir ideolojisi var. Bir ideolojiye vurgu yapıyor. Yani dini bir söylemdir. Dolayısıyla ideolojik bir içeriğe sahiptir. Bu ideolojik içeriğe sahip olmak onu efendim bir akıl, bir akletme, bir epistemoloji olmaya hak kazandıran unsurlar içerisine giriyor. Bir diğer önemli hususu epistemolojik içerik. Bu sistem bir akıl olmayı hak edecek tüm epistemolojik kavramlarını üretebilmiştir. Dolayısıyla kavramlar üretebildiğinden, bir usul, bir yöntem geliştirebildiğinden dolayı epistemolojik içeriği bakımından da İbn Vehb'le beraber diyor Cabiri, bu beyani akıl olmayı hak etmiştir. Dolayısıyla artık bilgisel içeriği, ideolojik içeriği, epistemolojik içeriği ve aynı zamanda dört bir dünya görüşü, kültürel içeriği bakımından da çünkü bir dünya görüşüne dönüşmüş, bir kültürel içeriğe sahiptir, bir kültürel karşılığa sahiptir, bir beyani akıl ortaya çıkmıştır. Beyani akıl ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla daha önceki okumalarımızda da ifade etmiş olduğumuz üzere Cabiri bize İslam geleneğinde ortaya çıkan akıllardan neden epistemoloji olarak söz ettiğini anlatırken demişti ki üç özelliğine dikkat çekiyorum. Bir, bilgi üretmesine. İki, bu bilginin Tanrı, insan, varlık üzerinden bir tasavvur oluşturmasına. Üç, bu tasavvurun dünya görüşüne bir Weltanschauung'a dönüşmesinden söz etti. Bu üç özellik bir araya geldiğinde artık bir akıldan söz ediyoruz Cabiri'de. Böyle bir akıldan söz ediyoruz. İşte böyle bir akıldan söz etmeyi mümkün kılacak gelişmeleri ilk dört asır içerisinde beyani epistemoloji bu üç önemli isim üzerinden temsili olarak fıkıh geleneği İmam Şafii, kelam geleneğini Cahiz üzerinden çağdaş olmaları, birbirlerine yakın olmaları itibariyle bir de dilin özellikle belagata ilişkin, beyana ilişkin gelişimlerini göstermesi bakımından efendim bir dilci olan İbni Vehbelkatip üzerinden bunları ele alması son derece anlamlı ve son derece önemliydi. Buraya kadar söylemiş olduklarımızdan hareket ederek birkaç cümleyle özetlersek, beyan bir ayrıştırmanın, bir fasletmenin, ayrı kılmanın, farklılıkların ve ayrılıkların önemini vurgulamanın ve bunları öne çıkarmanın bir sistem olarak, adı olarak açık etmenin, anlaşılır olmanın adı olarak İslam geleneğinde bir bilgi üreten akıl haline gelmiştir. Tedvin aslında bu olgunlaşmayı, bu kemali gerçekleşmiştir. Dördüncü asırdayız. Zaten beşte tamamen olgunlaşacak ve altıda krizden bahsettik, kriz dönemlerine girecek. Şimdi çok son derece önemli bir noktaya geldik değerli izleyenler. Bu girişi uzatmamak istedim çünkü bundan sonraki ele alacağım hususun üzerinde biraz daha detaylı durmayı düşünüyorum müsaadenizle. Artık kitabımızın 53. sayfa galiba, 53. sayfasından itibaren Cabiri bize beyani aklı anlatacak. Evet, yazalım. Beyani akıl. Beyani aklın kritiğini yapacak bize Cabiri.
bir analiz yapacak. İtiraf edeyim, İslam geleneğinde bilginin üretilmesi, bu bilgiyi üreten aklın kritiğini, analizi yapmak bakımından Cabiri kadar başarılı olmuş, çağdaş bir başka isim hemen hemen bilmiyorum. İleride Hasan Hanefi okumalarına inşallah geçebilirsek, ikinci sırada Hasan Hanefi'nin olduğunu söyleyebilirim. Tabii onun odaklandığı noktanın farklılıklarına dikkat çekerek. Bu itibarla sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler. İlahiyat alanında yüksek lisans yapacaksanız, doktora yapacaksanız ya da bunları yapmış doçentliğe hazırlanıyorsanız ya da doçent olmuşsunuz, bundan sonra acaba ne yapsam diyorsanız ve bu zamana kadar da Cabiri'nin eserleriyle tanışmamışsanız, ki ben doçentliğe hazırlanırken tanıştım maalesef. İşte benim gibi olmayın diye bu dersleri yapıyorum. Mutlaka Cabiri merhumun bu derse konu ettiğim eserlerini altını çizerek okuyunuz. İhtiyaç duyarsanız, vakit ayırmaya değer bulursanız benim bu okumalarımı, yorumlarımı da dinlemenizi tavsiye ederim. Size öyle bir perspektif kazandıracaktır ki ilk aşağı yukarı 5 asır içerisindeki oluşan fotoğrafı, büyük fotoğrafı görmenizi sağlayacak. Bu büyük fotoğrafı önce bir gördüğünüzde, genel manzaraya bir baktığınızda, sonra bu genel manzaranın detaylarına odaklanabilirsiniz. Bu fıkıh olur, tefsir olur, hadis olur, kelam olur, başka bir şey olur, her ne olursa. Arap dili edebiyatı olur. Bu özel olarak odaklandığınız yerin, konumunun genel çerçevede ve fotoğraftaki yerini, günümüzde hani o telefonlarımızda konum bildiriyoruz ya, o konumlandırmayı görmedikten sonra yapacağınız her çalışma boşlukta kalıyor. Cabiri okumalarının bize kazandıracağı en önemli kazanım, kanaatin acizanem, İslami ilimlerin teşekkülündeki bu genel fotoğraftır ve bunlardan herhangi birisini çalışmaya yöneldiğimizde başlangıç noktamızın doğru ve sahih bir biçimde konumlandırılmasını sağlamaktır. Bu bakımdan Cabiri'nin biraz sonra arz edeceğim beyani aklı kategorize etmesi, beyani aklın kategorilerini 3 düzeyde bize sunması, başarı bakımından anlayabildiğim düzeyde söylüyorum, ölçekte söylüyorum, iyi bir Kant okuyucusuyum. Kant'ın saf aklın kritiği değerindedir. Kant bir filozof olarak aklın bizatihi kendisiyle meşgul olan bir ölümsüz çalışma ve eser ortaya koymuştur. Bizim burada ele aldığımız husussa, daha önceki derslerimde de altını çizdiğim üzere, elimizdeki mevcut eserleri üreten akla, eserden akla intikal ederek yapmış olduğumuz bir analizdir. Ve yani akıl kategorisini de Cabir merhum tam da bu düzlemde ele alacak ve bunun üzerinden konuyu işleyecek. Umarım bu matkap sesi size çok gelmiyordur, rahatsız etmiyordur. Fazlalaşırsa durdururum, bitince devam ederim. Arada böyle şeyler oluyor biliyorsunuz.
apartmanlarda. Beyani akıl konusunda Cabiri bize üç düzlemde konuyu ele alır ve sunar. Yani Cabiri'nin beyani aklın kategorileri üçtür. Beyani akıl üç kategori üzerinden çalışır. Bu kategorilerin biri lafız anlam ilişkisidir. Lafız anlam diyalekti de diyebiliriz ilişkisidir. Diğerisi asıl fer ilişkisidir. Bir diğeri de cevher araz. Beyani epistemolojinin tüm analizlerini Cabiri merhum bu üç kategorinin alt başlıkları üzerinden ele alacak. Üç başlığımız var, üç kategorimiz var. Bu üç kategori üzerinden bize beyani aklın bütün mahiyetini adeta şerh ederek önümüze koyacak. Bu üç aklın her birerlerinin özelliklerini müsaadenizle yazalım. Lafız anlam ilişkisi doğrudan dil. Asıl fer ilişkisi doğrudan fıkhın merkezi fıkıh. Cevher araz ilişkisi doğrudan kelamın konusu. Hatırlarsanız beyani akıl meselesine daha girişte neden tefsir ve hadis gibi ilimleri Cabir'in dikkate almadığını, beyani aklın neden bu üç ilim üzerinden dil, fıkıh ve kelam üzerinden teşekkül ettiğini detaylarıyla siz zat hallerinize arz etmeye çalışmıştım. Şimdi tam da bu söylemiyle tutarlı bir biçimde Cabiri merhum beyani aklın kategorilerini belirlerken bir lafız anlam diyalektiği üzerinden bu kategoriyi bize sunacak. Bu dildir. Dille ilgili hemen her şeyi burada söyleyecek. İkincisi asıl ferle ilgili olan efendim kategoridir. Fıkha dair her şeyi burada söyleyecek. Cevher araz konusunda da kelama dair her şeyi hemen hemen burada söyleyecek. Dolayısıyla Cabiri bize bu üç kategori üzerinden beyani aklın hem nasıl çalıştığını hem ne üretebildiğini ve ne ürettiğini söyleyecek. Ve tam da burada konumuzla doğrudan ilgili olarak her bir kategoriyi iki alt başlıkta ele alacak. Mesela lafız anlam ilişkisini ele aldığında dilin mantığı ve söylemin aklı delaleti üzerinden ele alacak. Dilin mantığı ve delalet problemi. Son derece önemli. Zaten detaylarını konuştuğumuzda ki epeyce bir konuşacağız her bir kategoriyi. Belki 3-5 ders yapacağız. Her bir kategori üzerine muhtemelen 3-5 ders yapacağız öyle gözüküyor. Dilin mantığını anlamadan dilin delalet problemlerini görmeden İslam geleneğinin ilimleri üzerine çalışamazsınız. Lütfen beni hoş görün. İfademi bir nezaketsizlik gibi algılamayın lütfen. Bu incelikleri ve detayları fark etmeden yapılacak her akademik çalışma çok önemli yönleriyle eksik ve güdük kalacaktır. Dilin mantığını ve dilin delaleti problemini. Hemen ardından söylemin sistemiyle aklın sistemi. Dil bir söylem. Onun sistemi ve bir de aklın sistemi. Her ikisinin bir sistem olarak içeriğini ve karşılaştırmasını yapacak. Dolayısıyla lafız anlam diyalektiği ve lafız anlam ikili kavram ilişkisi üzerinden
Beyani aklın kategorilerinde birinci derecede Cabiri bize konunun dilsel çözümlemesini yapacak. Neden? Çünkü biz daha önceki tüm okumalarımızda ve konuşmalarımızda dedik ki beyani akıl dil zemininde zemini dildir. Yani yukarıda da dersin girişinde konuştuk dildir. Fıkıhta da bu, kelamda da bu. Şimdi konuyu bağlantılamak bakımından söylüyorum. Üzerlerinde duracağım birazdan. Asıl fer ilişkisi de özünde bir dil meselesidir. Cevher araz ilişkisi de özünde bir dil meselesidir. Onun için Cabiri merhum birinci düzeyde lafız anlam ilişkisi üzerinden beyani aklın nasıl dile dayalı bir akıl olduğunu önce vaz edecek. Sonra bu dilin fıkha yansıyışı, kelama yansıyışı ve aynı zamanda fıkhın ve kelamın beyani aklın birer kategorilerine dönüşmesini ve en nihayet beyani akıl, lafız anlam, asıl fer ve cevher araz ilişkisi üzerinden üç kategoriyle işlediğini ve bir dördüncüsünün olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi burada Cabiri merhumun başarısı öyle oturup çala kalem bir şey yazan bir mütefekkir değil. Beyani aklın ürettiklerini öyle bir okumuş ki bu okudukları üzerinden bu beyani aklın ürettiklerinden hareketle bunların arkasında bu üç önemli kategorinin olduğunu ortaya koymuştur. Başka bir kategori koyduğunuzda o irfan aklına girecek. Başka bir kategori burhana girecek. Onları ayrıştırdı. İslami ilimlerin arkasında sadece tek akıl yok. Üç tane akıldan söz ettik. Dolayısıyla bu üç akıldan birincisi beyani akıldır ve beyani aklın üç kategorisi vardır. Lafız anlam, asıl fer ve cevher araz. Bunları çok 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 iyi öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler. Şimdi asıl fer meselesine geldiğimizde Cabiri bunu iki alt kategoriye ayırır. Çünkü zaten asıl fer meselesinin özü biliyorsunuz kıyastır. Ama bu kıyas konusunda önemli bir şey söylüyor. O da şu. İleri ucu icma ve selefin otoritesi. Demek ki beyani aklın asıl fer kategorisindeki alt başlığı icma ve selefin otoritesi. Bunların ne kadar önemli unsurlar olduğunu inşallah birlikte göreceğiz. Diğer bir hususta buraya yazdım. Beyani kıyas. Çünkü birçok kıyas türünden daha önce söz ettik. Beyani kıyas ve en önemli mesele talil problemi. Talil sorunu. Beyani kıyas ve talil sorununu anlamadan İslami ilimlerde bu artık dördüncü alt başlık oldu. İkinci kategorinin ikinci alt başlığı beyani kıyas ve talil sorunu. Bunu anlamadan İslami ilimlerde hiçbir akademik çalışma yapmaya kalkışmayın bence. Yani bu kategorilerin hepsi öyle de özellikle bu beyani kıyas, talil sorunu bunu yeterince anlamadan herhangi bir efendim akademik çalışmaya kalkışmak benim akademik kariyer tanımıma ilişkin konuşmalarımı dinlemişseniz ne kastettiğimi daha iyi anlarsınız. Çünkü ben akademik kariyerden yüksek lisans doktora yapma, doçent, prof olmayı kastetmiyorum. Başka bir şey kastediyorum. Onun için bu altyapıları kazanmalısınız. Bu bakış açısını, bu perspektifi.
Genel olarak şu manzaraya bir bakalım. Ne nerede duruyor görelim. Sonra onun içine odaklanalım. Odaklanalım da sonra ben diyor fıkıh çalışıyorum. İyi. Fıkıh çalışıyorsun. Dilden bağımsız fıkıh çalışabileceğini mi sanıyorsun bu akla göre? Kelamdan bağımsız fıkıh çalışabileceğini mi düşünüyorsun? Üç kategorinin üçü de işlevsel olmadan beyani akıl bir şey üretebilir mi? Hayır. Hangi alanı çalışırsanız çalışın, bu alanlarla ilgili temel meselelere vakıf olmak zorundasınız. Ben Arap dili de çalışıyorum diyor. İyi, Arap dili çalışıyorum. Bizim geleneğimizde gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de ya da başka yerlerde yapılan tezlerin hepsi kitap üzerine çalışmaktır. Ali'nin kitabı, Veli'nin kitabı üzerine çalışıyoruz. Bu dil üzerine çalışmak değil ki. Falanın fıkıh anlayışı, filanın fıkıh anlayışı üzerinden yüksek lisans doktora tezleri yapıyoruz ya da hadis tezleri yapıyoruz. Bu fıkıh çalışma değildir. Fıkhın usulünü çalışmayı, mantığını, aklı çalışmayı konuşuyoruz biz burada. Dolayısıyla beyani kıyas, tahlil sorunu üzerinde durduğumuz derslerde de göreceğiniz üzere o kadar hayati, o kadar önemlidir ki bugünkü dersimizde neden bunları böyle söylemiş olduğumu inşallah o zaman çok daha iyi takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Şimdi gelelim Cevher Araz kelam ilmiyle ilgili problemlere. Birinci derecede önemli olan şey mekan zaman. Sebeplilik sorunu. Şimdi kelam geleneğimizde mekan ve zamanın nedensellik ve sebeplilik sorununun mahiyetini bilmeden herhangi bir İslami ilimlerde çalışamazsınız. Akademik çalışma yapamazsınız. Daha ileriye taşıyayım ifademi. Beyani akılda asıl fer ilişkisi üzerinden talil problemiyle Cevher Araz kelam alanında sebeplilik arasındaki ilişkiyi kurmadan, bunun üzerine düşünmeden geleneğimize katkı sağlayacak bir şey üretme neredeyse imkansızdır. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Cabiri merhum, Cevher Araz kategorisinin ikinci alt başlığında akıl, varlık ve külliler problemini ele alır. Biler sorunu. Bu sorunun ne kadar merkezi bir sorun olduğunu görüyor musunuz? Akıl, varlık, külliler, tüm Orta Çağ boyunca Hristiyan dünyasının içine düştüğü en önemli sorun. Bizim kelamın içine düştüğü en önemli problem, külliler problemi. Şimdi dikkatlerinize yüksek müsaadenizle bir şey arz etmek istiyorum. Cabiri merhum beyani aklı üç kategoriye ayırdı. Lafız anlam, asıl fer, cevher araz. Her bir kategoriyi iki alt başlığa ayırdı. Altı alt başlık etti. Ve zaten beyani aklı altı bölümde bize anlatacak. Belki de ben bu altı bölümü size 25-30 derste ancak özetleyebileceğim. Çünkü dersin ne hale dönüştüğünü gördünüz. Ne kadar detaylandığını ve ne kadar önem arz ettiğini. Bundan sonra hiçbir detayı atlayamayacağım. Bu girişte de yine biraz özetlemeler yaptım. Ama bundan sonraki lafız anlam ilişkisine girdikten sonra, başladıktan, kategorileri ele aldıktan sonra böyle gözüküyor ki hiçbir detayı atlamamam gerekiyor ve sizlerle paylaşarak, üzerinde düşünerek, düşüncelerimizi yansıtarak bunları ele almamız ve konuşmamız gerekiyor. Peki,
Şimdi tam da bunun üzerinden sonuca gelelim. Sonuç. Bize Cabir'i rahimeullah bu beyani aklı analiz ettiğinde, beyani aklı kritik ettiğinde şu soruları görmemizi sağlayacak. Bir, beyani akıl, beyani akıl nasıl çalışıyor? Bunu göreceğiz. Beyani aklın nasıl çalıştığını göreceğiz. İki, beyani akıl ne üretiyor? Bilgi yani ne üretiyor? Üç, beyani aklın ürettiği bilginin değeri ne ölçüde güvenilir bilgi üretiyor? Dört, dört, beyani aklın ürettiği bilginin sınırları. Evet. Beyani akıl nasıl çalışıyor? Ne üretiyor? Ürettiği bilginin değeri ne? Ne kadar güvenilir bir bilgiye sahibiz? Sınırları ne? Nereye kadar üretebiliyor? Şimdi bütün bunları bize Cabir merhum kritik edecek. Kritik edecek. Şimdi bu sonuçtan bir çıkarımda bulunacağız. Bir çıkarım yapalım. Beyani bilginin bu kritiğini yaptığımız zaman elimize ne geçecek? Ne kazanacağız? Neden böyle bir kritiğe ihtiyaç duyduk? Niye böyle bir kritik yaptı Cabir'i? Geleneğimizde hani çok meşhur bir slogan var ya, içtihat kapısı kapandı. Evet. Geleneğimizde içtihat kapısı meclis kararıyla kapanmıyor. Değerli izleyenler. Burada şu öğreneceklerimiz, şu analizler bize sistemin beyani aklın kendi kendisini nasıl kilitlediğini ortaya koyacak. Yani bizim aklımızın nasıl tutulduğunu, nasıl kilitlendiğini, neden 5. asırdan beri bir şey üretemediğimizi. Bunu söyleyecek bize. Bunu görmeden, bunu anlamadan, aklın kendi kendini kilitlemesini fark etmeden bu aklın kilidini açabilir miyiz? Hayır. 8 asırdır açamayışımızın nedeni bu. Son 3 asırda bunun üzerine düşünen ülemanın zekasında kusur mu var zannediyoruz haşa? Bu ilk 4 asırdaki dehalardan daha az dahi mi olduklarını düşünüyoruz. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Neden çözülemiyor? Bu analize ihtiyacımız var.
Bu kritiğe ihtiyacımız var. Bu gözlükle, bu perspektifle bakmaya ihtiyacımız var. Gözlük sözcüğünü sevmiyorum ama hatta geri çekeyim. Bu efendim basiretle diyelim bakmaya. Bu incelikle, bu dikkatle bakmaya ihtiyacımız var. Çünkü her kullanımıyla gözlük tabidir. Müsaadenizle. Şimdi bizim rengi değiştirerek yazacağım müsaadenizle. Beyani sistemin bu kritiğini, bu analizini yapabildiğimizde artık şunu konuşabileceğiz. Bu kilidi nasıl açabiliriz? Nasıl açabiliriz? Bu sorunun yönlendirdiği, ima ettiği cevap, kilidi açalım, aynı akılla devam edelim. Yani beyani akıl yaşasın. Beyani akıl devam etsin. Evet, bu kilidi açabilirsek, sorunlarını giderebilirsek, beyani akıl, beyani akıl olarak devam eder. Ama bu kilidin açılması mümkün müdür? Şimdi bu soruda bir cevap ima ediyor bize. Hayır efendim, artık bu aklın, bu müzmin halinden kurtulması imkansızdır. Öyleyse bir akıl öneriniz olması lazım. İşte Cabiri'nin epistemolojik kopuşla önermeye çalıştığı, ömrü yettiğince kısmen projelendirmeye çalıştığı şey, nispeten böyle bir yeni aklın kazanımı söyleminden ibaretti. İşte bizim geleneğimizde ya ulum, ilimleri ihya, Gazali'den itibaren ilimleri ihya, tecdit, dinin tecdidi, dinin yenilenmesi, tecdit, tecdidül akıl, aklın yenilenmesi şeklinde tecdit üzerinden yapılan tüm vurgulamalar ve söylemler Cabiri'nin analiz etmeye çalıştığı beyani aklın kendi kendisini kilitlemesinden kaynaklanıyor. Bir kilitlenmeyle karşı karşıyayız. Burada tecdit edilecek olan şey akıl, yani akletmedir. Taha Abdurrahman eleştirisi konuşmamda da üzerinde durduğum üzere akletme yenilenmesi. Yani beyan bir akletme yöntemidir. Öyleyse yenilenecek olan tecdidu beyandır. Tecdidu aklil beyani. Yani aklın yenilenmesinden söz ediyoruz. Ve bu ne kadar mümkün? Bunu ne kadar yenileyebiliriz? Tecdit mümkün değilse bir ibdadan, bir yeni akıl icadından söz edebilir miyiz? Yeni bir akıl önerebilir miyiz? Bu yöne önermiş olduğumuz yeni aklın İslamiliğini daha önceki şahit olduğumuz beyani, irfani ve burhani akıllar kadar İslami meşruiyetini temellendirebilir miyiz? Cabiri merhumun arzuladığı şey, genç akademisyenlerimizin ve Müslüman mütefekkirlerimizin zihinlerini bu istikamette çalıştırmaları, kendilerini bu istikamette geliştirmeleri
ve ümmetin bu tıkanılmışlık halinden, bu kilitlenmişlik halinden, bu kendi ördüğümüz kalemizin surlarının içinde mahkum ve mahpus kalmış halimizden kurtulmamızın imkanını aramanın yollarının ancak bu akılları tek tek analiz ve kritik ederek nerede kilitlendiğimizi, nerede düğümlendiğimizi, bu kilit ve düğümün ne ölçüde açılabilir ya da açılamaz olduğunun kararını vermemize bağlı olduğunun altını çizer. Bu itibarla ben bu dersleri tamamen akademik kaygılarla, akademik rehberlik zorluğu çekmiş bir akademisyen olarak, hayatım boyunca akademik rehberlik alma sorunu çektim ve zorluğu çektim. Daha önce de bahsetmiştim. İlgi duyan ve ihtiyaç duyan öğrencilerim için siz bu zorluğu çekmeyin diye doğru yerden başlayın, sağlıklı başlayın, geniş bir perspektifle başlayın, yürüdüğünüz yolda kendinizden emin olarak yürüyün, ne yaptığınızı bilerek yapın, özgün çalışmalar ortaya koyun ve yapılan her akademik çalışma ümmetin kendisini içinde yeniden inşa edeceği şehrin imarının bir taşı, bir kerpici olsun. Boşa gitmesin. Boşuna çalışmayalım. Bir Erdemliler şehri, Medine'yi Fazıl'a inşa edeceksek yaptığımız her bir akademik çalışma bu şehrin yapı taşından birisi olsun. Genel fotoğrafta bir yerde bir boşluğu doldursun istiyorsak elimizde bir genel fotoğraf olmalıdır. Genel fotoğrafı olmayan yapbozların her bir parçası anlamsızdır. İşte biz o genel fotoğrafı, bu yapboz parçalarını bir araya getirmeyi mümkün kılacak olan hususun bu analizler ve bu kritik olduğunu görüyoruz. Ve Cabir'i merhum bütün bunları yaparken geleneğimizin bu devasa mirasının o büyük efendim mimarlarını asla küçümsemeden tam bir kadirşinaslık içerisinde eserlerini ve ürünlerini ele alarak ama bunun yanında tam da bir akademik ahlaki duruş sergileyerek doğruya doğru bilebildiği kadarıyla eğriye eğri diyerek yolunda yürümektedir. Ve biz de bu dersleri yaparken acizane aklımızın erdiği kadarıyla kendisinin de kimi yaklaşımlarında bu şöyledir, bu böyledir demeyi de ihmal etmemeye çalışıyoruz ki siz değerli öğrencilerimiz de yarın bir gün bizim bu değerlendirmelerimiz, yazdığımız, çizdiğimiz makaleler, kitaplar üzerinden aynı şeyi bize yapacaksınız. Yapmalısınız da sizden beklediğimiz budur. Çok şükür Rabbime binlerce hamd ediyorum. Bu önemli okumalarımızda artık beyani aklın kategorilerini konuşmaya geldik. Önümüzdeki dersimizde beyani akıl lafız anlam ilişkisi üzerinden inşallah dilin mantığıyla başlayacağız ve oradan devam edeceğiz. Eğer bir sonraki sohbetim bir 10 gün kadar gecikirse beni hoş görün lütfen. Çünkü bu yaz teslim etmeye söz verdiğim ve bahardan beri yazmaya da olduğum birkaç kitap bölüm sözlerim vardı. Onları ikmal etmem, tamamlamam, son okuşlarını yapmak ve yayın evlerine göndermem gerekiyor. Eğer erken bitirirsem normal önümüzdeki hafta sonu yine normal dersimizi yapmış olurum. Şayet biraz gecikirse beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Hepinize hürmetimi, saygılarımı arz ediyorum. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.